Selamlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tipografiyi konuşacağız arkadaşlar. Tipografi en genel tanımıyla yazıyla yapmış olduğunuz hemen her şeydir. Şimdi bunu sizlere şöyle örnek vermem çok daha doğru olur. Deftere yazmış olduğunuz en basit yazıdan profesyonel bir afiş üzerinde gördüğünüz görselleştirilmiş yazıya kadar hepsi tipografinin içine giriyor. Ancak zaman içerisinde tipografinin anlamı değişime uğruyor arkadaşlar. Şu anki günümüz tipografi anlayışıyla eski tipografi anlayışı çok farklı. Yani eskiden baktığımızda tipografi yalnızca metal harf kalıplarıyla yapılan yazı yazma işi gibi algılanırken günümüzde sanat ve estetikle beraber yapılan bir iş anlamına gelmekte arkadaşlar tipografi Şimdi tipografi bir geleneksel bir de modern tipografi olarak ikiye ayrılıyor. Geleneksel tipografideki asıl amaç yazının okunaklığı ve işlevselliği. Amaç mesajı karşı tarafa en net bir şekilde aktarmak ve iletmek. Ancak günümüz modern tipografisinde bu şekilde bir anlayış yok. Şimdiki anlayış yazıları daha çok deforme ederek sanatsal bir unsura çevirmeye çalışıyor arkadaşlar. Modern tipografideki asıl amaç yazıya sanat ve estetik katarak yer yer görselleştirerek farklı bir biçimi büründürmeye çalışıyor. Bu ciddi anlamda çok güzel bir şey çünkü her afişte bir görsel görmek yerine yazınsal bir düzenleme ya da yazı kullanılarak yapılan bir görselleştirme görmek muhteşem oluyor. Bu modern tipografinin belirli öncüleri var arkadaşlar. Ancak en bilinen öncüsü Jan Tischkold. Şimdi Jan Tischkold'un yapmış olduğu eserleri ben burada ekranda size de vereceğim arkadaşlar. Jan Tischkold modern tipografinin öncüsü sayılan bir kişi. Çünkü tipografiyi geleneksel kalıplarından çıkarıp farklı bir uygulama ile beraber insanlara sunuyor. Mesela burada sizlere o örnekleri göstermişken Wolfgang Weingart isimli bir e, sanatçı akademisyenden de bahsedeceğim. Burada sanat yazıyı çok farklı şekillerde kullanarak görselleştirme, yer yer farklı anlamlar katmaya çalışarak eserler üretiyor, afişler tasarlıyor. Yani tipografi anlayışı arkadaşlar zaman içerisinde değişime uğrayarak bugüne kadar geliyor. Ancak en başa tekrar ettiğim gibi tipografi çok farklı anlamlara bürünmüş ve evrilmiştir. Günümüzde de zaten yapılan işte sanat eserlerinde, dergilerde, afişlerde fotoğrafı cidden bir sanat unsuru gibi kullanılıyor arkadaşlar. Yani eski işte okunaklı olsun, sadece mesajı iletsin, fazla aksiyona girmesin tarzı şeyler kalktı ve tipografiyle çok şahane şeyler oluşturuluyor. Genel olarak sizlere tipografiden, tipografinin sürecinden bahsetmeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.